Ne zamandır Holding'de hiç karşılaşmıyoruz. Gerçekten muhabbetimizi özlerim Deniz'ciğim. Holding'e gelmemi gerektiren bir durum olmadığı için bu ara evden çalışıyorum. Hem daha rahat oluyor, hem de Çınar'ı daha çok görüyorum. Öyle. Ben bu durumdan çok memnunum. Hep yan yanayız. Çok tatlısın. Sen de öylesin. Gerçek aşkı bulduğum için çok şanslıyım. Umarım bir gün seni de mutlu edecek birisi çıkar karşına Serdar. Muhabbet sarmış bakıyorum. Öyle cidden. Serdar. Ne oldu, suskunlaştın? Yorduk mu seni? Yok. Her şey yolunda. Buyur. Aa! İnanmıyorum. Suzan abla en sevdiğim tatlı. Eline sağlık. Ya. Suzan yapmadı. Serdar getirdi. Sağ olsun Serdar Bey düşünmüş. Eli boş gelmemiş. Teşekkürler. Ne demek? Afiyet olsun. Aa. Neden yemiyorsun ki Deniz'ciğim? En sevdiğin tatlı. Serdar Bey o kadar düşünmüş. Benim iştahım yok bu aralar. Şimdi ağır gelir o tatlı bana. Ya tüh. Neyse bize afiyet olsun değil mi Serdar'cığım? Teşekkürler. Tabii tabii. Afiyet olsun. Nasılsın oğlum? Biraz toplayabildin mi kendini? Anne ben anlamıyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ama işin içinden bir türlü çıkamıyorum. Neyi anlamıyorsun? Yani nasıl işin içinden çıkamıyorsun oğlum? Fehmi amca. Neden bu işe bu kadar karşı çıktı? Esin okulu bitmeden olmaz demiş. Ama tek sebebi bu mu gerçekten? Fehmi amca istemiyor diye ayrılacak mıyız biz? Oğlum, hiç öyle şey olur mu? Bak siz birbirinizi seviyorsunuz. Ve birbirini seven insanların karşısında kimse duramaz. Nasıl duramazlar anne? Durdular işte. Ayırdılar bizi. Oğlum biraz zamana bırak. Hemen böyle aceleci davranma lütfen. Yani ben her şeyin senin istediğin gibi yoluna gireceğine inanıyorum. Hem ben bu saçları değirmende artmadım. Bak bakayım bana öyle maviş maviş. Anlıyorsun beni değil mi? Önüne bakacaksın. Her şeyi zamana bırakacaksın. Her şeyi düzelecek anneyim ben. Bunu hissediyorum. Güzel oğlum benim. Sen beni dinle. İyi ol. Aa, Ayşer, nereye gidiyorsun sen? Beraber gidiyoruz bankaya. Ay vallahi bak ben hiçbir yere gidecek halim yok benim. Bak elim kolum tutmuyor. Bir de sırtım ağrımaya başladı akşamdan beri ya. Öldürüyor beni ya. Jale, bankadan da alışverişe gideceğiz. Dün bir sürü şey almayı unutmuşuz. Ben taşıyamam tek başıma onları. Hayatım bankaya gitmemize hiç gerek yok. İnternet bankacılığı diye bir şey var yani. Yok ben anlamam internetten falan. Gözümle görüp yapacağım işlemimi. Biraz çay kuydursan diyorum Aysel. Ha? Hadi Jale bekliyorum kapıda. Hello.
Kolay gelsin şekerim. Yine çok çalışkanız. Kırılacağım ama Mert, bir selam vermek yok mu? Merhaba ve izninle Meltem. Biraz yoğunum da. Size özel destek ekibi emrinizde Mert Bey. Çıktığım defilelerin sayısını unutmuş bir profesyonel olarak emrinize amadeyim. Çok teşekkür ederim ama kendim çalışmayı tercih ediyorum. İş senin tabii ama daha fazla tecrübelerimden faydalanmak istersen Meltem, eğer... yeter! Meltem ne yaptın? Çok özür dilerim Mert. İstemeden oldu. Çıkart hemen değiştirelim. Ya tamam bırak. Ya gerek benim hatam bırak, yardım edeyim işte. Ya tamam bırak. İş yerindeyiz, bir gören olacak, yanlış anlayacak insanlar. Mert, ne oluyor burada? Serdar, senin bir kız arkadaşın vardı. Şimdi adını hatırlamadım. Neydi, Aslı mıydı, neydi? Ben de hatırlamak istemiyorum. Ha öyle mi? Ha kötü bitti bayağı yani. Bak çok üzüldüm şimdi. Üzülecek bir şey yok. Geçti gitti. Hem ben artık önüme bakıyorum. Doğru düşünmüşsün. Bak ne güzel söyledin değil mi? Zorla güzellik olmuyor. Karşındaki seni sevmiyorsa önüne bakmaya devam edeceksin. Suzan, bize birer kahve daha getir. Peki efendim. Ben izninizi isteyeyim. Aa, Serdar'cığım, otur lütfen. Daha konuşacaklarım bitmedi henüz. Ahu Hanım, bu arada Fehmi Bey aradı. Akşam bir iş yemeğine kalacakmış. Geç geleceğini haber vermem istedi. Tamam Suzan, çıkabilirsin. Serdar'cığım, hatta sen yemeğe kal. Hiçbir yere gitme. Çok mutlu oluruz değil mi Çınar'cığım? Yenge, emri vaki yapmayalım şimdi. Belki Serdar Bey'in işleri vardır. Değil mi Serdar Bey? Aa, böyle güzel emri vakilere hayır demek olmaz. Memnuniyetle. Tamam. Hem bu arada biz de işlerin detaylarını konuşuruz değil mi? Hı hı. Ben de izninizle yemeğe kadar çalışmak istiyorum. Yemekte görüşürüz. Ben biraz daha buralardayım sevgilim. Çok bekletme ama özlerim. Gelirim. Aşk güzel şey. Hele ki karşılıklı olunca. Affedersiniz. Buna bakmam gerekiyor. Lütfen. Çok beyefendi bir genç Serdar. Yani ismi olayını bile gündeme getirmedi. Yani aile ayıbımızdan sonra çok olgun davrandı. Böyle bir insan bulmak bu zamanda çok zor. Ben akşam yemeğiyle ilgileneyim.